Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da cennetten bir kare olarak satılan Rönesans Rezidans yerle bir olmuştu. 269 kişinin hayatını kaybettiği rezidansın davasında ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar için 22 yıla kadar hapis cezası istenirken duruşma ertelendi. Biz çalıştık ama depremin ivmesi yüksekti dedi. Tutuklu müteahhit kendini böyle savundu, suçu depreme attı. 269 kişiye mezar olan Rönesans rezidans davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Hatay'ın Antakya ilçesinde cennetten bir köşe olarak tanıtılan 12 katlı Rönesans apartmanı 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. O apartmanda 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Birçok aile ise hala cenazelerine ulaşamadı. Ablam ve yeğenimden hiçbir haber alamadık. Hiçbir izine ulaşamadık. Depremin ardından binanın müteahhiti, yapı denetim şirketinin yetkilisi, yapı denetim şirketinin müdürü ve kontrol elemanı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklandı. Bir sanıksa hala firari. Haklarında 22 yıl 6 şaraya kadar hapis cezası istenen sanıklar Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede düşük kaliteli ve elle ufalanabilir beton kullanıldığına ve kolonların yetersizliğine yer verildi. Yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan ise ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. O betonun elle parçalanabilmesi mümkün değil. Sorun yönetmelikte herkes suçlanmalı ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti 15 katlı binanın deprem yönetmeli esaslarına uymadığına ve binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti. Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ifadesinde böyle bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu binanın sağlam yapıldığının göstergesi dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 17 Temmuz ertelendi.